Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tubeless jant yapacağız. Jantımızı tubeless yapmayacağız. Tubeless lastik yapacağız. Bu kadar. Öncelikle ihtiyacımız olan ilk şey bisiklet. Bir jant. Bisiklete gerek yok. Jantınız olmazsa tubeless lastik yapmak, tubeless set yapmamıza yetiyor. Şimdi bu jantların tubeless olanı da var. Olmayan da var. Biz tubeless olan bir jant yapıyoruz. Bakayım nerede yazıyor. Burada yazıyor. No tubeless yazıyor. No tubeless. Diğer jantları da yapabilirsiniz ama biraz uğraştırabilir. Sonra lastiklerimizin katlanabiliyor olması lazım. Böyle. Telli melli olacak ama katlanacaktı. Garip bir şey olacak. Eğer böyle olmazsa yine zorlanırsınız ama yapabilirsiniz. Yapmanıza engel değil. Sadece bu şekilde daha kolay olur. Bunun için ihtiyacımız olanlar böyle tubeless sıvıları. Bunları her yerden bulabiliyorsunuz. Biz gittiğimiz ilk motorcuda bulduk. Bisikletçilerde de olur. Sonra bu lazım. Bu siboplar. Şimdi iç lastiğiniz olmadığı için bu janttaki şu deliğe bir şey sokmanız lazım. Burası boş mu kalsın? Şuraya. Sakarıştırma devamını göstereyim ya. Böyle takıyorsun. Sonra bunu alttan vidaladığında şuradaki lastik buradan hava kaçmasını engelliyor. Normal sibop. Sonra jantınızda böyle bir saçma sapan bir bant olması lazım ki jant tellerinin olduğu deliklerden hava kaçmasın. Tabii bunu size nasıl göstereceğim şimdi? Gösteremeyeceğim. Normal janta bakarsanız görürsünüz. Eğer üst seviye bir tubeless setiniz varsa zaten burası böyle alüminyum kaplı oluyor. Benim bu arka setimde göstereyim. Şöyle saçma sapan yırtıklar olduğu için ben elektrik bandı geçeceğim üstüne. Normal bildiğiniz elektrik bandı. Bu elektrik bandının bypass olmayacağını söylüyor. Ama zaten böyle bir şey olduğu için, yani bir iki deliği kapatmamız gerektiği için ben olacağına inanıyorum. Asıl kullanmanız gereken şey bisiklet için tasarlanmış bu şekil bantlar yok ya da aşırı güçlü böyle kameraları falan bağladıkları bantlar lazım. Ön taraftaki lastiği söktüğümüzde ben size onu göstereceğim. Bantı da biraz anlarsınız. Bu kadar. Şimdi arkadan başlayalım. Tubeless'ın iki çeşit yapımı var. Ben size ikisini de göstereceğim. Arkaya birini, öne birini yapacağız. Siz de öğreneceksiniz, kültürleneceksiniz. Böyle herkes birbirine anlatır işte, yaparsınız, edersiniz. Şimdi. Senin videonu paylaşsalar daha mantıklı değil mi? Paylaşsınlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Öğrenin ama. Önemli olan öğrenmeyin. Bunu mutfakta da yapmayın. Ananız babanız kızar. Benim annem evde yok. O yüzden yapıyorum. Deliğin biraz ilerisinden başlayalım. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? Şöyle başlayalım. Yırtık burada. Özellikle onun üstünden geçsin. Buna küçük bir delik açmanız lazım. Şimdi bant nerede? Şurada. Sonra bir küçük bir delik açıyoruz. Biraz büyük oldu. Çok önemli değil. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi plastik buradan hava çıkmasını engelleyecek. Bunun da içinde plastik var. Neyse, o lastik de bu taraftan hava çıkmasını engelliyor. Şimdi bunu böyle bastırarak takıyorsunuz. Normal vidaya göre biraz daha zor giriyor. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey lastiği takmak. Size lastik nasıl takılır onu da gösterelim. Evet, bulduk. Gördüğünüz gibi yönü gösteriyor bu. Yeah. Dönüş yönü. Böyle ileriye doğru döndüğünü düşünürsek bisikletin üstünde durduğunuzda
solda frenimiz olur. Bu da böyle durur. Böyle ikisini birbirine oturttuk mu? Evet. Oh, bitti böyle. Bak. Bak bitti. Taktık. Bunu böyle önce bir yanını sonra diğerini geçireceğiz. Tabii nasıl geçireceğiz? Benim levyelerim nerede? Levye kullanma. Levye kullanmadan mı yapıyoruz? Evet. Levye kullanmadan lastik takma challenge. Evet Bay Barsan, kolay gelsin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bay Barsan yaptığı işlemi anlayan yorumlarda belirsin. Bay Barsan şu an ne yapıyor? Lastiği ortalayıp kanıttırınca daha rahat giriyor. Bunlarla deliriz. Böyle takıyorsun. Takabilirsen. Evet. Şimdi araya herhangi bir şey koymadan kapatmaya devam ediyoruz. Neyi? Kapıyı. Ne yapmamız lazım lan bunu? Bir çalkalamamız lazım önce. Bunu hatırlıyorum. Evet, şimdi lastiğin içine dökeceğiz. Tabii. Bence ucunu kesmen lazım biraz. Dur bakayım. Evet. Kaldır. Döküyoruz. Çevir. Hop. Lastiğimizi kapattık. Şişiriyoruz. Allah. Tamam herhalde. Şimdi lastik basıncını ayarlayalım. Şu an tam olarak 30 PSI oldu. Çek. Kaç? Kaç? 30. Görmüyor musun? Şimdi önü yaparken de farklı bir yöntem kullanacağız. Lastiğin yanından değil, bunun içinden dökeceğiz. Böyle burasını çıkarabiliyorsunuz. Ben çıkartmıştım deniyorum. Denerken. Deniyorum. Deniyorumken çıkarttım. Bu işte sibobunuzun asıl yeri. Havanın giriş çıkışını sağlayan yer. Bu direkt boru. Böylelikle buradan içeriye döktüğümüzde şöyle göstereyim. Buradan direkt böyle dümdüz içeriye dökeceğiz. Jantın içine dolacak. Bu biraz daha kolay çünkü diğer türlü tubeless sıvısının dökülme şansı var dışarıya. Hazır bir lastiği tubeless'e çevirme. Sadece iç lastiği sökeceğiz. Sonra sibobumuzu takacağız. Sonra da hava basacağız. Evet, iç lastiği söktük. Şu içindeki bantı göstereyim. Ama bu bant... Hayır, kaymış. Bu bant, bant. Bant kaymış. Hadi. Ne yapacağız? Nasıl kaydı? Bant direkt yandı. Şimdi siz bantın şeklini anlayın. Bakın şöyle. İpli mi ipli bir şey. Lan ben buradayken niye çekiyorum böyle? Lan ne olacak? Ne bileyim. Dünyanın en doğal tubeless yapım videosu. Yarım saattir çek. Evet.
Tamam, 31 dakika olacak şimdi. Şarj yazımı var. Şimdi yapacağımız şey... Ne? Beni çek. Yapacağımız şey babamı aramak. Evin reisi bize bant getirecek. Çift taraflı olmaması lazım. Oh yeah, bunu da temizlememiz lazım. Yavuz Aksoy ev turu böylelikle sona. Evet, bantımız geldi. Hemen size bunu... Allah, yanlış yerden aç. Yeterli mi Baybar abi? Yeterli. Meryem! Burada da çocuklar eğleniyor. Lan bir tutsana sen. Allah lan bir sessiz olun, video çekiyoruz burada. Lan ne yapıyorsun oğlum, şuna bak şuna. Lan şımardı iyice ya. Evet, mis gibi oldu. Gördüğünüz gibi. Burada atabiliriz. Meryem! Ne? Sessiz ol. Ne oluyor lan? Ah ne oluyor, ne oluyor? Başardık. Siboktu mu kaçırıyor? Bilmiyorum, anlamadım ne olduğunu. Ah. Bay bay. Başaramadığımız için yine az önceki yönteme gideceğiz. Bir yandan açıyoruz. Açabilirsek. Tamam, yeterli yeterli, daha fazla açma. Hayır. Neyse. Şunu takalım. Mutfakta yapılacak tek iş budur. Oldu gibi. Bir daha şarja takıp, şarja takıp bir daha videoya devam edeceğiz. Şimdi sonraki güne geldik. Şimdi çek. Sonraki güne geldik. İkimiz de kel kaldık. Sonra bu kadar. Bitti. Videonun sonu buydu. Hadi gidelim.